Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa, dur şöyle gireyim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yine çok şıksınız maşallah. Teşekkür ederim. Buyurun böyle. Evet. Sevil, önce salonu mu süzüyorsun? Günaydın, otur öyle başa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, buyur böyle, şöyle alayım seni. Mehtap Hanım karşılamasını beğendim. Sıcakkanlıydı, güler yüzle karşıladı. Mehtap Hanım soğuk bir kadın normalde de, bizi de aynı şekilde yorgun ve soğuk karşıladı. Hoş geldiniz tekrardan evime. Hoş bulduk. Evet, haftanın son günü. Pazartesi dedik, salı dedik, aha da gün bitti. Bugün cuma. Hayırdır Fatma? Yılbaşı çekilişi yapmış sınıf öğrencisi gibi. Hediyelerimle geldim size. Arkadaşlara mı? Evet. Vereyim mi Kadir Bey? Tabii olur. Neden çıktı? Hayır olsun. Ben kendi günümde vermek istemedim. Böyle puan beklentisi içerisinde olduğumu düşünmesinler diye. Kullandıklarını da hatırlasınlar. Siz de kahveyi içtiğinizde beni hatırlayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mardin'den özel geldi. Dibek kahvesi. Hem de en sevdiğim. Evet, Can Ayan'ımcığım. Çok teşekkür ederim Fatma. Mirana Hanımcığım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim düşünceniz. Acaba çok içinde ne var kullanacakları diye merak ettim. Makyaj ürünleri var. Ha, eşin kuafördü değil mi? Evet, sen? Kullandıklarını da beni hatırlasınlar. Peki, güle güle kullanın rica inşallah. Rica ederim, güle güle kullanın. Fatma Hanım bu hediyeleri bugün buraya bilerek getirdi. Dün benim evimde de getirebilirdi ama getirmedi. Hediyeleri neden bugün getirdi? Mehtap Hanım'ın içli köfte rövanşını almak istiyor sanırım. Peki Sevil, sen kapıdan içeri girdin. Niye direkt bir etrafa baktın? Hiç yüzüme bile bakmadı. Direkt böyle etrafını gözetledi. Şoka girmiştir belki. Neye şaşırdın sen öyle? Ne kadar büyük oraya baktım. Ha, evin sen biraz büyük gibi geldi. Acaba daha devam mı edecek? Oradan yok, bir dönüş. Mehtap Hanım'ın erkek kardeşi yapmış burayı bu arada. Müteahhitmiş kendisi. Evet. Evet, güzel olmuş. Demek ki kardeş müteahhit olunca böyle güzel oluyor. Bazı yok, yerlerden. Özellikle ben istedim. Hani açık olmasın, kapalı zevkine olsun. Zevkine göre yaptım. Evet, çünkü çok toz oluyor ya Kadir Bey. O yüzden. Güle güle oturun. İnşallah. Peki Mehtap'cığım, heyecanlı mısın? Çok değilim biraz. Şimdi herkesin menüsünü gördük, gününü gördük. Bugün biraz daha gözler açıldı. Şimdi pazartesi böyle olan gözler bugün böyle. Evet. Her detayın farkındalar artık. Bak ilk gün salata gelmedi, fark etmedi. Evet. Dün bardağın lekesinden çatalın üstüne kadar her şey göze battı. Evet. Bugün de aynı o şekilde olacak. Kendine güveniyorsun. Güveniyorum. Bir seni çok tanıyalım. Güzel bir masa çıkartacağım. Hadi inşallah. Bir seni tanıyalım. Mehtap kimdir? Kimin evine geldik biz? Ben Mehtap Ak, 17 yıllık evliyim. 3 oğlum var. Bir de eşim. 4 erkekle başı çıkmaya çalışıyorum işte. Sen Samsunlusun. Samsunluyum. Eşin? Eşim Ordulu. Çalışmıyor evet. Musun? Ev hanımı. Yok, ev hanımıyım Kadir Bey. Ben hiç çalışmadım. İlk baba parası yedim, şimdi koca parası yiyorum. Oh. Devam. En güzeli, en rahatı. Evet. Peki Mehtap'cığım, biz kahvelerimizi alalım. Daha sonra senin menünü dinleyelim bakalım. Tamam. Neler seçmişsin haftanın başından beri, iddianın altını şöyle menünü güzel doldurabilecek misin? Fatma'nın günde bir işli köfte açmaya geçtik. Fatma dedi ki yok, günümü gölgeliyor. İşte kendini biraz ön planda tutmayı hayır, seviyor. Hayır, asla, kesinlikle. Yani ben orada sadece hamuru kalın olduğunu söyledim ama bunun daha ince açılabileceğini söyledim. Dün de aynısını belirttim. Yani demek ki bugün senden iddialı bir menü İnşallah. Bekliyor hanımlar. Evet. Ben ondan eminim. Benimki ben en üstünde olmalı tabii ki. Kesinlikle. Peki haftanın en iddialı menüsü senin miydi? Milat olarak seni mi belirliyorlar yani hanımlar? Yani bence öyleydi. Arkadaşlar da katılıyordur umarım. Mehtap Hanım'ınkini daha görmedik tabii ki. Bir soralım. Sevil Hanım ne diyorsunuz? Hani Fatma şimdi menüsünü Milat belirledi. Benim üstüme çıkmalı diyor. Vallahi Kadir Bey, ben öyle düşünmüyorum tabii. Ben de kendi menümün daha iddialı olduğunu, evet, iddialı olduğunu düşünüyorum. Tabii. Ben de öyle düşünmüyorum ama böyle heyecanla yenik düşmeden yetişti. Her şeyi yaptığı için ondan ona hak veriyorum. Ha, yani mesela ben çok heyecan yaptım, çok hatalar yaptım, bir şeyler unuttum. O Fatma Hanım'da yapım olmadı. Aşaması ve misafirperverliği daha mı iyiydi Fatma'nın? Heyecanla yenik düşmedi mi? Aynen öyle. O konuda Kadir Bey, ben bu yarışmaya gerçekten güzel hazırlandım. Her detayına dikkat ettim. Çatal bıçak olsun, salata gelmesi. Masada böyle diyorum, salatayı unutma Fatma, salatayı unutma Fatma. %100 kapının önüne koydun zaten, evet, gördüm evet. O da masanın. Ama yani, sen hiç aksilik, ben bir sürü aksilik yaşadım, yetiştirdim evet, çok ama şükür. Maalesef. İşte bazı aksilikler de heyecana bağlı, heyecanlanmadığı için aksilik yaşamadı. Heyecan evet, oldu tabii ki. Tabii ki de heyecan var şu anda, bende de var yani. İster istemez illaki. Olacak canım. Çünkü siz benim evime ömrüm boyunca bir kere geleceksiniz yani. Sadece biz 82 milyon evet, ilk ve son aynen. Kez geliyorlar. O yüzden herkes de heyecan illaki var yani. Hadi bakalım inşallah yine düşmezsin. İnşallah. Ben kahvelerimi yapayım Kadir Bey. Alalım biz kahvelerimizi. Eğer günlük ve sıradan bir yemekle önüme çıkarsa, yani bir davet masası olmazsa benden çok eleştiri alacak kendisi.
Gayet şık bir sunum olmuş bence. Beğendiniz. Güzel olmuş. Fatma? Evet, beğendim. Ay gitgide de döküyorum neyse artık yapacak bir şey yok. Sunumu ben de beğendim. Rengi bana uymuyor tabii ki. Gold'u sevmediğimi söylemiştim. Boynundakini ne? Gold'u sevmiyorum diye boynunda. Gold'u sevmiyorum ama altınları takıp takıştırıp ama ona da yani söylemiştim. Sarı rengi sadece altında seviyorum. Boynundaki de beşi bir yerde bu arada. Yok iki buçuk. İki buçuk buna yetti. Ha, evet. Güzel duruyor maşallah. Evet. Beğendiniz mi Canan Yana evet, sunumu? Evet beğendim Kadir Bey çok güzel. Miran'a? Ellerine sağlık. Aferin. Miran'ınki biraz kısmet. Meti taştı olsun. Evet. Afiyet olsun. Buyurun kahvelerinizin tadına bakın. İnşallah doğru gelmiştir. Evet benimki doğru gelmiş. Bal gibi maşallah. Benimki de doğru gelmiş Kadir Bey. Kahvesi yanlış gelen var mı? Yok ortak güzel. Yok peki. Evet Mehtap beklediğimiz ana geldik. Menü. Derin bir nefes çek ve iddianın altını dolduracağım menüyü tam karşı kameraya bir say. Bugünkü menümde cennet çorbası, ana yemeğimde keşkek, göbek salatam var, yaprak sarması var, patatesli börek var, tatlı olarak burma baklavamız var. Burma baklavamız var. Pilav falan yok mu? Yok. Yok ama zaten keşkek, ama keşkek yarma buğdaylı evet. Ya tavuk o yüzden. O yüzden. Peki menüye uyumlu buldunuz mu Sevil Hanım? Menü hakkında şurada bir kısaca konuşalım. Evet ben menüye uyumlu buldum. İddialı da bir menü. İnşallah da yetiştirirse. Göreceğiz orasını. Evet. Fatma? Ya bana biraz karışık geldi. Daha önce hiç böyle yani... Sen yaprak sarması ile keşkeği yan yana duyunca mı biraz karıştı? Evet. Yani ben keşkeği ana yemek olarak seçmezdim aslında. Ama ana yemek çok ağır bir yemek bir de. Öyle, çok zor bir de. Yemek, aşamalı yani bir yemek. Yani bana karışık geldi. Bilmiyorum. Değerlendireceğim tabii ki. Şu anda ilk görüşüm bu. İlk düşüncem anladım. Bu. Burma baklava var. Onun için ne diyorsun? El açmasıysa değerlendireceğim. Tabii ki de el açması. Tabii ki de. Tabii yani. Ki. Yani hamaratlık yarışmasında da... Yani şimdi. Sarmada lütfen iç harca ve dış sarmada böyle onu göreceğim. Belki beğenemezsen ben de denerim böyle. Tabii ki de. Hiç sorun değil. Masada. Fatma maşallah yine formada. Bir de şey, börek neli olacaktı? Patatesli. 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 Canay nasıl buldun menüyü? Güzel buldum ama... Fatma'nın menüsü mü Mehtap'ın menüsü mü? Fatma'nın. Fatma'nın menüsünü evet. Daha iyi aldım. Neden? Çünkü şey, keşkekle dolma biraz bana şey geldi, karışık geldi. Peki basit mi menü? Basit. Basit. Hayır yapımı zor. Hayır, Can pardon Ayanıcığım. Affedersiniz. Yapımı zor ben uyumlu bulmadım. Pardon affedersiniz yapımı zor. Ama karışık, karışık geldi bana da. Peki hadi bakalım lezzetli. Miran'a sen menüyü iyice bir araştır. Sana şimdi biraz yabancı gelebilir ama az yok, çok biliyorsun. Yok keşkeği seviyorum hiç keşkeği sevmem. Onun dışında hepsini çok tavuklu beğendim. Tavuklu mu olacak? Evet evet tavuklu tamam. Keşke. Keşke hiç yemem. Peki hadi bakalım keşkeği pişirmek de zordur. 2 saatlik süre içinde evet, o yarmayı evet, falan haşlamak. Evet. Hakkında hayırlısı diyelim. İnşallah. Hazırsanız Mehtap Hanım'ın evini kısaca bir gezelim bakalım. Temizlik konusunda da ne kadar yetenekliymiş görelim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hanım'ın evini detaylı bir şekilde incelediğimde ben temiz buldum. Bu konuda hakkını yiyemem gerçekten. Mehtap Hanım sizin evinizi kesinlikle böyle beklemiyordum. Beni şaşırttınız. Temizdi eviniz. Tane erkek olduğu halde temizdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.